Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve sağlıklı geçer umuduyla bugünkü videomuza başlayalım. Bugünkü size aktarmak istediğim video TÜBİTAK tarafından Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 58 personel alım ilanı verdi. Bunu da size aktararak görevimizi yerine getirmiş olacağız inşallah. Başvuru olarak ilana başvuruda bulunmak için kariyer.tupitak.gov.tr internet adresinden iş başvuru sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru için özgeçmiş oluşturulduktan sonra referans kodu seçilerek istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. Zaten birazdan referans kodlarını da sizinle paylaşacağız. İş başvuru sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru asla kabul edilmeyecektir. Başvuruların en geç 26.04.2021 tarihi saat 17'ye kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır ve aday en fazla 2 adet referans kodlu pozisyona başvura yapabilecektir. Her bir referans kodu için adaylara aranacak genel koşullar bölümünün E maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılabilecektir. Mülakata çağrılacak adaylara istenirse bilim yetkililerince mülakat öncesi uygulama yani alan bilgisi sınavı yapılabilecektir. Adaylar başvurular esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Hangi belgelerden bahsediyor o? Üniversiteye giriş sınav sonuç belgesi, üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi, güncel öğrenci belgesi, ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, güncel özgeçmiş. Bunlar arkadaşlar. Adaylarda aranacak genel koşullar olarak kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak arkadaşlar. bu Şu şart nedir? Ağırlıklı genel not ortalaman artı 10.000 bölü üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 3.20'den büyük ya da eşit olmak gerekecek. Lisans öğrenim süresince normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı uzatmış olmak herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır arkadaşlar. Özellikle İngilizce yeterliliği aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlanmış olmak tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmıyor. Burada İngilizce tür sınavlarından herhangi birinden alması gereken puanlar gösterilmiştir. Bu puanları veya CB belgesine sahip olan arkadaşlarım yani o derecede puan alan arkadaşlarım başvuru yapabileceklerdir. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, inkılap tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin yüzde yüzünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar biraz önce söylemiş olduğumuz o İngilizce sınavlarından o koşullardan muaf tutulacaklardır. Şimdi hangi alanda, hangi pozisyonda arkadaşlarım nasıl başvura yapabilecekler? Argonodin, argodinamik görünüm, kontrol ve uçuş mekaniği faaliyetleri kapsamında... Arkadaşlar Ankara'da çalışmak üzere 6 kişi alınacak. Burada hemen istihdam numarası var, referans kodu var. Bu kod ile birlikte başvuru yapabileceksiniz. Bir daha söylüyorum. dinamik güdüm, kontrol ve uçuş mekaniği faaliyetleri kapsamında 6 kişi alınacak. Hangi pozisyonlarda olan arkadaşlarım? Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği kontrol, mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, optik ve akustik mühendisliği veya elektrooptik optik sistem mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmakta başvuru yapacak adayların başvuru koşulları arasında yer almaktadır. İkincisi teknoloji geliştirme ve tasarım faaliyeti kapsamında yine Ankara'da 28 kişi alınacak. Onlar ise yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren elektronik, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik, mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği veya kontrol otomasyon mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak. Bakın önemli olan budur. Mezun olmak demiyor. Dördüncü sınıfa başlayacak olmak diyor. Daha okurken sizi alacaklar inşallah. Diğer arkadaşlar için enerjik sistemler malzeme ve üretim teknolojileri faaliyet alanı kapsamında... 9 kişi yine Ankara'da çalışacak. Onlar için de şartlar yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kimya mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, makine mühendisliği, otomatik mühendisliği, uçak mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği veya fizik mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak. Diğer bir kişi mekanik tasarım faaliyeti kapsamında bu sefer yine 6 kişi alınacak. Onların özelliği ise yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, otomatik mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, kontrol mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, optik ve akustik mühendisliği veya elektrooptik sistem mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak. Yürütülen projeler kapsamında ise arkadaşlarım 7 kişi alınacak. Bunların özelliği ise yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren makine mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümünde yine aynı şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak. Pilot üretim ve test faaliyetleri kapsamında ise 5 kişi alınacak. Bunların özelliği de yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak. Arkadaşlarım yine aynı şekilde yazılım ve benzetim faaliyetleri kapsamında yazılım mimarı tasarım, gömülü sistem yazılımları birimi, benzetim ve görev planlama yazılımları konusunda görevlendirilmek üzere kısmi süreli aday araştırmacı ise 16 kişi isteniyor. Bu 16 kişinin özelliği olarak da yine lisans mezunu, lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya telekomünikasyon mühendisliği bölümünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 4. sınıfa başlayacak olmak diye şartımız var. Rabbim yapacağınız başvuruların hakkınızda hayırlı olmasını nasip etsin. Bugünlük de ilan bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.